arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel motifimizi çalışacağız. Motifimizi ilk başlarken yuvarlak olarak başlıyoruz. Daha sonrasında ise kare motife döndürüyoruz. Şöyle bakalım. Her sırasında farklı bir renk kullandık motifimizin ve motifimizi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şu aşamaya kare aşamasına geldikten sonra her sırada renklerimizi değiştirerek ya da iki sıra aynı renk kullanarak zevkinize ve kullanacağınız yere göre değişebilir motifi büyütebilirsiniz. Evet şöyle görelim. Çok güzel çantalar, kırlentler, gayet güzel şallar, atkılar yapabileceğiniz bu motifimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Motifimizin iç kısımlarını yuvarlak olarak örüyoruz. Aslında kare bir motif çalışması yapıyoruz ve 3 sırada yuvarlak çalışmamızı yapıyoruz. 4. sıradan itibaren kare kısma geçiyoruz. Şimdi 1. sıramızda 12 tane mı söylüyoruz. 6 zincir çekip 12 trabzanda ikili trabzan olarak orta kısmı dolduruyoruz. İkinci sıramızda ise 12 trabzanın her birini ikişer ikişer örerek her birini bakınız ikişer ikişer örerek 24 tane trabzan sayısına ulaşıyoruz. Yine yuvarlak bir şekilde örüyoruz. 3 sıramız yine yuvarlak. Her 2 trabzan arası boşluğumuzun içerisine 3'er trabzan 1 zincir 3'er trabzan 1 zincir 3 trabzan 1 zincir olarak örüyoruz ve motifimizin ilk 3 sırasını yuvarlak olarak örüyoruz 4. sıramızda köşelerimizi çıkarak köşe oluşturup artık kare bir motife doğru yönlendiriyoruz şimdi bu ilk 3 yuvarlak sırayı sizlerle birlikte örmeye başlayalım şöyle kenara alıyorum pembe rengimi kullanıyorum. Nar çiçeği renginde. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim. Giriyorum. Birinci zincir içerisine bir tane halkamı yapıyorum. Bakın yuvarlak bir halka oldu 6 zincirden. Ve 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Kapadıktan sonra 3 zincirimiz. Tığımın başını bir defa doluyorum. 6 zincirden oluşan yuvarlağın içerisine giriyorum 1 2 2 defa da aldığım trabzanı örüyorum zincirimle birlikte 2 tane trabzanım oldu yine yuvarlağın içerisine giriyorum 1 ve 2 tekrar 1 2 tekrar 1 2 12 trabzan olana kadar işlemimi tekrar ediyorum. Sayalım. 2 zincirimizde sayıyoruz. 4, 6, 8. 4 tane daha örelim. Sonrasında görüşelim. 12 tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Son trabzanımı 3 tane zincir çekmiştim. 1, 2, 3. 3. zincire giriyorum ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincir çekip kapatıyorum ortadaki göbeğimizi bu şekilde tamamladık şimdi ikinci sıramıza geçelim şurada gördüğümüz gibi her trabzanımıza ikişer ikişer öreceğimiz sıraya farklı bir renk alıyorum ve bitirdiğim yerden değil farklı bir yerden örmeye başlıyorum şöyle motifimizin ortasına sıkıştıralım buradaki fazla ipi alalım. Diğerini e, üzerine örerek gizleyebiliriz. Bir tane zincir çekiyorum ve düğümümü atıyorum. Alıyorum. Bakınız ipimi kopardığım yerden değil farklı bir yerden hiç fark etmez. Şöyle trabzanımın tepesine giriyorum. Bir önceki örmüş olduğum trabzanımın tepesine buraya sabitliyorum. kendime ipimi de arkaya gizliyorum. Bir olarak sayıyorum bu zinciri. 2 ve 3. 3 defa zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Yanına giriyorum. 1, 2 defa da çekiyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan içerisine giriyorum. İpimi de gizliyorum. Bakınız. Bir, bir defa alıyorum. İkinci kez çekmiyorum. Tığımda iki tane ilmeğim oluyor. Aynı yere tekrar giriyorum. İpimizde bakın gizlemekteyiz. Bir, önce doladığımı çekiyorum. Daha sonra 1, 2, 3 tane ilmeğimin hepsini aynı anda çekiyorum. Ve bir tane zincir. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanıma giriyorum. 1 çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1, 3 ilmeğim oldu. 2 trabzanımı aynı anda kapatıyorum. Ve bir tane zincir. Tekrar doluyorum. 1, tekrar aynı yere giriyorum. 1, hepsini çekiyorum bir zincir bütün trabzanlarımıza bu işlemimizi tekrar ediyoruz ve sıra sonunda yeniden birlikte oluyoruz trabzanlarımızın hepsini ikişer ikişer ördüm en son bir zincirimi çektim başlangıçtaki 3 zincir çektiğim yere geliyorum tam arasına girip ipimi alıyorum aradan geçirip bir zincir çektikten sonra yeniden kesiyoruz ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık şimdi üçüncü sıramız ve üçüncü rengimizdeyiz mavi rengimi kullanmak istiyorum şöyle canlı canlı renkler yine bir tane zincirimi çekiyorum herhangi bir yerden başlıyorum hiç fark etmez aynı yer olmasın ama ipler üst üste gizleyeceğimiz için birikmesin şöyle araya giriyorum birer zincir çektiğim bölümün birisine giriyorum bir tane zincir sayıyorum ipimi şöyle kenara alıyorum 2 ve 3 aynı yere 3 tane trabzan örüyorum zincirimizle birlikte 2 ve bu da 3 araya bir zincir hemen yandaki bir zincir içerisine ipimi gizleyerek giriyorum 1 2 ve 3 bir sonraki trabzana geçiyorum ama öncesinde bir zincirimi çekiyorum 1 2 ve 3 trabzanlarımıza elimiz alıştı artık bir zincir 1 2 3 ve 1 zincir sıra sonuna kadar tamamlayalım en son trabzanıma varana kadar ördüm. Aralarına birer tane zincir çektim. 3 trabzan, 1 zincir ve sıramın sonundayım. İpimi şöyle kopardım öncesinde. Tabii siz daha sonra koparabilirsiniz. Bir zincirimi de çektikten sonra ipimi geçiriyorum. Tekrar bir zincirle düğümümü atıyorum ve 3. sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Dördüncü sıramızdan itibaren kare şeklinde köşelerimizi oluşturmaya başlıyorum. Herhangi bir boşluktan hiç fark etmez. Şuradaki birer zincirlerden başlıyorum. Giriyorum. 1 2 3 3 tane zincir olarak saydım. İpimi her zaman şöyle alıyorum sol tarafa doğru ve örmeye başlıyorum. 2 3 bir tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum 3 tane daha bakın bu ilk köşemiz oluyor 2 ve 3 3 trabzan bir zincir 3 trabzan olarak ördüm ve burayı birinci köşemizi oluşturdum şimdi araya zincir çekmiyorum hemen batıyorum zincirin bulunduğu noktaya 1 2 3 tane trabzan örüyorum. Tekrar araya zincir çekmiyorum. 3 trabzan sonrası diğer yuvaya geçiyorum. 1 2 3 3 trabzan daha örüyorum. Arada 2 tane trabzanımız oldu. Çiftli trabzanımızdan sonra. Şimdi hemen önümüzdeki görmüş olduğumuz yuvaya tekrar çiftli trabzanımızı yapıyoruz. Yani 3 tane trabzanımız bir zincirimiz tekrar 3 tane trabzan 1 2 3 ikinci köşemizi de bu şekilde başlattık birinci köşemizi başlayarak ördük şimdi ikinci köşemizi başlattık diğer yöne doğru ilerleyeceğiz zincir çekmeden eğer kasacaksa birer tane zincir çekebilirsiniz elimiz farklı örgümüz sıkı olursa tabii ki bir tane zincir güzel olacaktır devam ediyorum 2 ve 3 şu şekilde şimdi üçüncü köşemizi yapalım tığımın başını doluyorum 3 tane trabzanımız trabzanlarımız ikili olarak bir zincir araya modifi çeken arkadaşlarımız Zincir sayısını fazlalaştırabilirler. Yani hiç çekmediğimiz zincir yerine ya yani zincir çekmediğim bölüme bir zincir bir çektiğim yere de iki zincir çekebilirler. Eğer elleri sıkıysa ipleri daha farklı bir ipse yani model şöyle toparlayacaksa toparlamasına izin vermeyelim. Zincir çekmiyorum ben hemen iki tane üçlü grubumu ayrı ayrı yuvalara örüyorum. Birinci grubumu ördüm zincir çekmedim. İkinci grubumu da örüyorum 1 2 ve 3 tekrar çifti örüyoruz 3 trabzanımı ördüm bir zincir 3 tane trabzan 2 ve 3. Şu aradaki iki tane boşluğa da şuradaki gruplarımızın aynını yani üç tane trabzan, üç tane trabzan olarak örüp dört köşemizde tamamlamış oluyoruz. Dördüncü ve son köşemizi de ördük. Şöyle görelim bakınız köşelerimiz iki tane üçer trabzandan oluşan bölümümüz üçer trabzanımız köşelerimiz şimdi köşemizi birleştirelim 3 tane zincir çekmiştim. Üçüncüsüne batıyorum. Bir zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Ve tekrar yeni bir rengi geçişimizi yapıyoruz. Kahverengi rengime bir tane zincir çekip düğümümü attım. Ve köşemin herhangi birinden başlıyorum. İpi kopardığım yer şart değil. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Bağlantı yaptığımla birlikte trabzanlarımı ördüm isterseniz trabzanı yarım isterseniz yani buradaki köşemizi ister yarım ister tam köşe olarak devam ettirebilirsiniz yani sadece bunu örüp devam edip sonra ikinci köşeyi de yapabilirsiniz isterseniz şimdi benim yapacağım gibi araya bir zincir çekip köşemizi tamamlayarak da devam edebilirsiniz tamamen örme isteğinize bağlı 3 trabzan bir zincir 3 trabzanım ördüm araya zincir çekmiyorum bakınız burada iki tane üçerli trabzan grubumuz vardı şimdi bu sıramızda 3 olacak her bir sıramızda bir tane sayı artacak bu şekilde motifimiz de büyüyecek bir ilkini buraya yapıyoruz 2 3 ilkini çalışıyorum İpimi de şöyle arkadan alıp gizliyorum 3 tane trabzan örüyorum arada ben zincir çekmiyorum İsteyen arkadaşlarımız çekebilirler 2, 3 modelimiz toparlayacaksa mutlaka çekin. 1, 2 ve 3. Bakın bir tane artık iki taneydi gül kurusu rengindeki e, sıramızda. Sonrasında 1, 2, 3 oldu. Şimdi köşemi örüyorum. 1, 2 ve 3. Araya bir zincir tekrar 1, 2 ve 3. Birinci köşemizi bitirdim. İkinci köşemizde aynı altta yapmış olduğumuz gibi örüyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü şuradaki gördüğümüz üçerli gruplarımızı örüp yine köşelerimizin üzerine köşelerimizi örüyoruz ve sıramızın sonunda yeniden görüşelim. Motifimizi bu şekilde artırarak ilerliyoruz. Bir sonraki sıramızda bu aradaki 3 tane olan trabzan grubumuz 4'e çıkacak. Bunun yerleştirmesi bakınız. Köşemizin hemen yanına 1, 2, 3, köşemizden hemen önce bir tane daha 4 tane olacak. Bir sonrakinde 5, 6 ve rengimizi değiştirerek bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Artık birbirinin zaten tekrarı hemen 3 tane zincir çektiğim yere geliyorum. Geçiyorum bir tane zincirimi çekip buradan ipimi kesiyorum ve istediğim kadar büyütebilirim Dilerseniz yeterli görürseniz bu kadarla da yeterli birkaç sıra daha da örebilir büyük motif olarak da kullanabilirsiniz bir sıra daha ördüm motifimi bu şekilde büyüttüm dileyen dilediği kadar örebilir Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere hoşçakalın mutlu kalın